Şimdi hemen devam edelim. CSS dosyamız buraya geldi. Bu CSS dosyasını açalım. İçinde bizim için herhangi önemli bir şey yok. Sadece burada yazı fontları alınıyor Google'da. Bunu silelim. Bu bize lazım değil. Burada bize lazım olan JS dosyaları var. JavaScript dosyaları var. Onlar lazım bize. Hemen şuradan şunu kaldıralım. Sadece bize bu ikisini alalım. Post ratings control PHP içinde bunları bir çağıralım. Bakarsak PHP'nin bittiği bir yerde şöyle yapalım. Burada JavaScript dosyalarımızı include edelim. Şimdi tekrar bakalım bizim sistemimiz şu anda hala çalışıyor mu? Evet, çalışıyor, bir sıkıntı yok. Şimdi burada bize lazım olan divide top loader divi ve buradaki JavaScript kodları lazım. Bunları buradan kopyalayalım. Demo HTML'i kaydedip kapatalım. Şimdi meta divinden önce burada post ratings control php'de meta divinden önce biz bu kopyaladığımız kodları buraya yapıştıralım. Şimdi bu tabloader divinde buradan keselim. Hemen meta divinin üstüne yapıştıralım. Burada script başladı. Script'i bitirelim şurada. Script'i bitirelim. Evet. Daha sonra bakarsak meta divine bu şekilde bir sayfamızda bir bakalım ne durumdayız. F5 diyelim. Bakarsak herhangi bir şey gelmedi gibi duruyor. Niye gelmedi acaba diye bakalım tekrar. Meta divi. Peki biz bunun meta divinden sonra yazdırırsak ne olacak? Meta divinden sonra yazdıralım. Tabloader divini. Tekrar bakalım. Herhangi bir şey gelmedi bize. Tekrar bakalım. Bunu bir de bu divin dışında yazdıralım. Tekrar bakalım niye gelmedi bizim sistemimiz, niye çalışmadı acaba? Hemen burada bir sayfa kaynağını bir görüntüleyelim. Sayfa kaynağını göster diyelim. Benim aşağı bakalım. Bizim JavaScript dosyalarımız buraya include edildi mi acaba? Evet, büyük bir ihtimal bundan sıkıntı çıkardı bize. Geri diyelim. Şimdi burada biz bunu buraya almıştık. Bunları buradan alalım biz. Dreamweaver hata verdi. Hemen Dreamweaver'ı tekrar açalım. Control PHP'yi açalım. Biz bunları burada include etmiştik. Biz bunları alalım burada.
Post ratings. Buradan keselim bunları. Post rating PHP vardı. Onu bir açalım. VP content plugins post ratings. Post ratings PHP'yi açalım. Burada bakalım bunda herhangi bir şey include ediyor mu acaba? CSS dosyalarını falan nerede include ediyor ona bakalım. Span. Bunun içinde bir CSS olarak arattıralım. Bakarsak burada. Biz de burada include ettirelim mi? Kaydedelim. F5 diyelim. Yine gelmedi. Büyük bir ihtimal yine alamadık biz onu. Peki buradan şöyle bir şey yapalım. GC in GC. GC'yi alalım buraya bir atalım. Tekrar bakalım. İndeksten geldiği için onu bulamıyor. Şöyle bir şey yapalım. Bunları buradan keselim. Bunları oradan keselim. Temamızın index klasörüne gidelim. Darkworks. Yani header'ına gidelim temamızın. Buradaki percentage loader 01AGC'yi biz alıp tema klasörümüzün içine atalım. Daha sonra burada zaten yapmıştık. Biz yine tekrar buradakini kopyalayıp yapıştıralım. Daha sonra jQuery percentage loader'ı buraya bir atalım. Bize burada sadece ismi lazım. İsmini almak için yapıştırdık buraya. İsmini alalım. Buraya yapıştıralım. Geri kalan kodları temizleyelim. Kaydedelim. F5 diyelim. Sayfa kaynağını tekrar görüntüleyelim. Evet, onu include etmiş şu anda. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bir de burada tekrar biz burada bakarsak demo HTML'imiz vardı. Demo HTML'imizi bir daha açalım. Buradaki jQuery'yi kopyalayalım. Ve header'ımızı da tekrar çağıralım. Şimdi F5 diyelim. Sayfa kaynağına bir daha bakalım. Kodları da aldı. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ama ilginç bir şekilde bizim demo HTML'deki gibi gelmiyor. Buraya tekrar gelelim. Post ratings'e bakalım. Bunu kaydedelim. F5 diyelim.
Buradaki her şeyi bir save ol diyelim. Kaydedelim. Tekrar bakalım. Evet, şu anda geldi. Bakarsa ikisi de %20. Burada iki kere tekrar etti. İki tane postumuz olduğu için. Bakarsak mesela diğer sayfaya geçelim. Diğer sayfaya geçtik. Bakalım burada yine tekrar etti. Mantığımız doğru. Burada header'ı kapatalım. Demo HTML'i kapatalım. Bize lazım olan post ratings control php. Burada öncelikle bu bizim değerimiz dinamik olarak gelmesi lazım. Bunu nereden alabiliriz diye hemen bakalım. Bakarsak burada bizim şuradaki yüzde kısmımızı yazdıran Bayesian rating, bunu alalım. Kopyalayalım. Değer kısmımıza gelelim. PHP taglarımızı açalım, kapatalım. Echo rating diyelim, noktalı virgül diyelim. Şimdi indekse gidelim tekrar. Bakarsak %70 olarak geldi biri. Diğerine bakalım. Bu da %90 olarak geldi. Gayet güzel. İstediğimizi şu anda yaptık. Burada görsel olarak değişiklikler yapmamız lazım. Hemen bakalım şimdi. İlk önce hepsi yan yana çıktı. Bunu değiştirmek için biz şuradan nereden alabiliriz diye bakıyorum. Post rating dedi. PHP title post rating. Burada ID var. Postun ID'si. Biz bunu hepsine postun ID'sini eklettirelim. Burada bakarsak bizim top ladder divimiz vardı. Top ladder divinin sonuna postun ID'sini ekletelim. Tire top ladder tire postun ID'si. Burada script kodları arasında da aynı şekilde tire postun ID'si diyelim. Bunu kaydedelim. F5 diyelim. Bakarsak şu an hepsi ayrıldı. Ayrı ayrı farklı yerlerde geldi. Daha sonra bunun boyutu bizim için önemli. Boyutundan önce ilk önce biz görsel olarak bu renklerimizi değiştirelim. Hemen bakalım onun için ne yapabiliriz. Bunun renkleri CSS dosyası olmadığı için JC dosyasının içinden geliyor. Burada bir Base64 image var. Bunu düzenleyeceğiz daha sonra. Width'i height'ı buradan geliyor. Şimdi bakarsak burada bir renkler var. Bu renklere bir bakalım. Hemen buraya gelelim. Buraya yapıştıralım. Bu açık maviymiş. Açık mavi alan. Büyük bir ihtimal bu orta alan. Bizim orta alandaki rengimize bakarsak hemen rengimizi alalım, bu orta alanın rengini. Orta alanın rengi buymuş. Hemen alalım. Buradaki renkle değiştirelim. Buraya tekrar bakalım. Bunun en açığını alalım bir. En başta. Burada bir efekt var. Açık renkten koyu renge gidiyor. Burada en başta açığı aldık. Buraya yapıştıralım. Daha sonra en koyusunu alalım. Alttan da en koyu halini aldık. Kopyalayalım. Burada da en koyusunu yapıştıralım.
Bakalım biz neyi değiştirmiş olduk. Hemen bakarsak biz dış rengi değiştirmiş olduk. Biz onu değiştirmek bunu biz hangi renk yapacağız? Buradaki renk yapacağız. Şu rengi alalım. Kopyalayalım. Yapıştıralım. Tekrar yapıştıralım. Kaydedelim. F5 diyelim. Şimdi bize bu orta alandaki renk lazım. Orta alandaki renk nereden geliyor? Hemen ona bakalım. Şuradan en koyusunu bir alalım buradan. Kopyalayalım. Yapıştıralım. Buraya da yapıştıralım. Kaydedelim. F5 diyelim. Evet, orta alan rengini şu an değiştirmiş olduk. Bunu biz şurada en başta açığını bir alalım ilk önce. Buradan kopyalayalım. JC dosyamızın içindeki değişikliklere devam edelim. Yapıştıralım. Kaydedelim. F5 diyelim. Bakarsak buradan açıktan koyuya bir geçiş efekti uygulandı. Şimdi burada yazılar var. Biz bu yazılar istemiyoruz. Bunlar için ne yapabiliriz? Hemen ona bakalım. Burada bunlar nereden geliyordu? Hemen ona bakalım. Wall text diyor. Wall text. Mouse diyor. Mouse function. Font size dedi. Percentage text. Biz bu percentage text'i bir kaldıralım burada. Wall text dedi. Wall text'i de kaldıralım. Bir kaydedelim bunu. Bakalım neler olacak. Evet, ortadan istediğimiz yazıları kaldırdık fakat bu alt tarafa geldi. Alt tarafa niye geldi? Hemen ona bakalım. Height dedi. Value text style top. Percentage text diyor. Bunu kaldıralım mı? Kaydedelim. F5 diyelim. Evet. Percentage text de gitti. Şu ana kadar istediğimiz işlemleri gerçekleştirdik.